Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere herkesin damağında tat bırakı ve ömür boyunca unutmadığımız o anne keklerin lezzeti nasıl oluştuğunu sizlere anlatacağız. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım arkadaşlar. Güzel bir anne keki yapabilmek için arkadaşlar ilk başta Malzemelerimizi genişçe bir kabın içerisine 4 adet yumurta olacak şekilde akıyla beraber kattıktan sonra üzerine 1,5 normal su bardağından toz şeker ilave ediyoruz. İlave ettiğimiz toz şekeri bir çırpma mikseriyle güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Gerçekten her türlü tuzlusundan tatlısına varıncaya kadar kanalımızda her türlü tarif mevcut. Yumurta ve şekerimiz bu hali aldığı zaman tamamdır. Bu esnadan sonra diğer malzemeleri ilave ediyoruz arkadaşlar içerisine bir su bardağı ayçiçek yağı ilave ettikten sonra bir buçuk su bardağı süt ilave ediyoruz. İçerisine tepeleme tam dolu olacak şekilde normal su bardağı olaraktan bizler 3 su bardağı Un kattık. En son kıvamına baktıktan sonra yarım su bardağı yani toplamda 3,5 su bardağı un ilave ettik arkadaşlar. İçerisine 2 adet kabartma tozu ilave ettik. Bir çay kaşığı tarçın olacak şekilde ilave ettikten sonra yeniden bir çırpma aracıyla bunu güzel bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Bizim yapacağımız keki elma, üzüm ve tarçınlı olacak arkadaşlar. Annelerimiz bunu güzel bir şekilde yapıyor ve gerçekten de çok güzel oluyor. Yediğimiz zaman tadına doyamadığımız o anne keki dillerden dillere geziyor zaten. Sizler de bunu yaptığınız zaman çocuklarınızın beğenmeme imkanı yok arkadaşlar. Üzüm keke ayrıyetten bir güzellik veriyor. Ayrıyetten içerisine elmalarımızı da güzel bir şekilde soyup küçük küçük doğradıktan sonra bunları içerisine ilave edeceğiz. Açıklama kısmında da ne malzeme kullandığımızı yazacağız. Oradan da bakmak isteyenler oradan da bakabilir. Toplamda 3,5 su bardağı un ilave ettik arkadaşlar. Normal klasik bir borcam kullanıyoruz burada. Borcamımızın içerisine çok az bir şey ayçiçek yağı katıp bir fırça yardımıyla gelişi güzel her tarafını yağlamamız gerekiyor. Kekimiz güzel bir şekilde, rahat bir şekilde çıkabilmesi için çok az bir şey dibine un serpip onu da güzel bir şekilde yaymamız gerekiyor. Yorumlar kısmında nasıl olduğunu Yorum yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Hangi ilden, hangi ülkeden izliyorsanız bizlere belirtirseniz teşekkür babında, sohbet babında sizlere sohbet etmek isteriz. Kafanıza takılan soruları sorarsanız elimizden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. bor camımız da güzel bir şekilde yağlandıktan sonra daha önceden soyup ince ince küçük küçük doğramış olduğumuz elmalarımızı hazırlamış olduğumuz kek hamurun içerisine ilave edip bir spatula yardımıyla alt üst olacak şekilde güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Elmalar ayrıyetten bir lezzet bir aroma veriyor arkadaşlar. hazırlamış olduğumuz harcımızı borcamızın içerisine tamamen hepsini ilave edip güzel bir şekilde düzeltiyoruz. Borcamımızı hafiften salladıktan sonra daha önceden bir su bardağı Normal çekirdeksiz üzümü yıkayıp güzel bir şekilde süzdükten sonra hazırlamış olduğumuz hamurumuzun üzerine güzel bir şekilde en üste kalacak şekilde yavaş yavaş serpiyoruz. Bunu içerisine karıştırırsanız hepsi dibe çöker arkadaşlar. Bu şekilde üste serperseniz ortada kalıyor ve üstte de kaldığından dolayı çok güzel bir görüntü ve lezzet oluşuyor. Piştiği zaman da böyle mükemmel bir tat ve aroma veriyor elma olaraktan bir adet elmayı biz soyduk ve küçük küçük doğradık. Açıklama bölümünde de yazacağız. Kekimiz tamamen hazırlandı. Şimdi fırına sürme vakti. Daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızı 180 derecede ısısına getirip içerisine yerleştireceğiz. Üzümleri kattıktan sonra hafiften böyle borcamımızı sallarsak tam kıvamında olacaktır. 180 derecede arkadaşlar fırınımıza atıyoruz. Kontrollü bir şekilde fırınımızı çalıştırdıktan sonra arkadaşlar 25 ile 30 dakika arasında pişme süresi var. Bu fırından fırına da değişiyor. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş kabarmaya başladı. Artık pişmeye yakın 25 ile 30 dakika arasında kürdan testi yaparaktan pişi pişmediğini kontrol ederseniz güzel olur. Kekimiz şu anda çok güzel kabardı ve de pişti. Artık sunum esnasına geçebiliriz. Gerçekten çok güzel oldu. Lezzetiyle görüntüsüyle 10 numara. Sizler de yaptığınız zaman sizlerden ricam yorumlar kısmında nasıl olduğunu ve daha iyi nasıl olacak şekilde yorum yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Herkesin beğeni yaparaktan yemiş olduğu bu anne kekinin gerçekten nasıl olduğunu sizlere anlatmaya çalıştık. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.